Yargıda Ceylin'in yüzleştiği büyük şok, bomba bir sır perdesiyle izleyicileri ekranları kilitlemeye devam edecek. Geçmişte tam olarak ne oldu? Yekta ve Engin'in de içinde olduğu bu olayın perde arkasında sanılandan çok daha fazlası var. Birazdan bu konuyla ilgili her saniyesini dikkatle dinlemeniz gereken çok bomba iki teorimizden ve müthiş detaylardan bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra diğer sürprizleri ve bomba mevzuları da sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Ceylin, geçmişteki defterleri açınca acı gerçeklerle yüzleşti ve hatta Yehda'nın yine karanlık yüzüyle burun buruna geldi. Ceylin'in tek isteği, tıpkı kendisinin Mercan'a kavuşması gibi, Tülin'in de yıllar sonra kızına kavuşmasıydı. Bu doğrultuda Ilgaz'ın da desteğiyle Tülin'i buldu. Ancak şok edici bir durumla karşılaştı. Meğer Yehda Tülin'e çocuğun öldüğünü söylemiş. Ancak gerçekler bambaşka ve bu durum karşısında Tülin fenalaştı. Bu konuda Yekta'nın Ceylin'den bir şeyler sakladığı ve işin perde arkasında çok farklı durumların olduğu açıkça ortada. Peki neler olmuş olabilir? Olayın perde arkasında neler var ve bu andan sonra neler yaşanacak? Şimdi bu konuyla ilgili çok kritik ihtimallerden ve bomba teorilerimizden bahsedelim. Geçmişte Engin'in Tülin'den hoşlandığını gördük. Belki de çocuk Servet'ten değil Engin'dendir. Yani bir ihtimal çocuğun babası Engin olabilir. Çünkü Engin, Tülin'in doğum sahnesinde çok fazla heyecanlandı ve duygulandı. Durumlar böyle olunca Tülin'in takıldığı iş adamı Servet'i Tülin değil Engin öldürmüş olabilir. İşte bu noktada devreye Yekta girmiştir. Yalancı şahitler tutarak Engin'i bu durumdan kurtarmak istemiştir. Hatta Tülin'e de eğer suçu üstlenirsen bebeğe bakarız demiştir. Sonrasında bu bebeğin Engin'in çocuğu olduğunu öğrendiyse Tülin'e çocuk öldü diyerek yalan söyleyip konuyu kapatmak istemiştir. Kısacası bir ihtimal Yekta Engin'i bu durumdan kurtarmak için çeşitli oyunlar oynamış olabilir. Elbette Ceylin'in tüm bunlardan haberi yok. Ceylin sadece çocuğun yıllarca başka birinde kaldığını biliyor. Olayın perde arkasını bilmiyor. Ancak şimdi bu konunun üzerine gidecek ve hatta Yekta ile yüzleşme aşaması beklenecek. Bakalım bu mevzudan dolayı son yıllarda araları düzelen ve birlikte hukuk bürosu kuran Yekta ve Ceylin'in arası bozulacak mı? Çünkü Ceylin yine Yekta'nın karanlık tarafıyla yüzleşecek. Diğer yandan Ömer'in de bu olayı bildiğini ve hatta bundan Ceylin'e bahsettiğini söylemiştik. Bir ihtimal Engin geçmişte Ömer'le arkadaşsa ona bu olaydan farklı bir şekilde bahsetmiş olabilir. Yeni bölümlerde Ömer'in de bu olayla alakasına değinilmesi beklenecek. Peki Yekta'nın Tülin'e öldü dediği çocuk yaşıyorsa şu an nerede? Şimdi gelelim bu konudaki çok bomba iki teorimize. Dizide bu olay Ceylin üniversite 3. sınıftayken yani 2013 yılında yaşandı. Şimdi ise 5 yıllık zaman atlamasıyla 2028 yılındayız. Yani söz konusu çocuk şu an 15 yaşında. Bu konunun altından büyük bir sır çıkması bekleniyor. Hatta yargının resmi sayfası Ilgaz'ın annesiyle Engin'i paylaşarak geçmişten gelen iki insan ve çok büyük bir sır paylaşımı yapmıştı. Bu konudaki birinci teorimiz şu şekilde. Tülin'in öldü sandığı ancak aslında hayatta olan kızı Defne olabilir. Evet, kulağa biraz tuhaf geldi ancak bu sadece bir teori. Defne'nin şimdiki yaşı bu olayla uyuşuyor diyebiliriz. Belki de yıllar önce Zafer'in içeri girmesinde parmağı olan Metin Amir bu konuda Yekta ile bir işbirliği yapmıştır. Çünkü Metin Amir'in eşinin hastalığı için paraya ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Yekta da yaptığı yardım karşısında bu kızı Metin Amir'e evlatlık verip ondan bakmasını istemiştir. Eğer Defne evlatlıksa bunu Ilgaz da biliyordur. Çünkü aksi durumda Ilgaz annesinin doğum yaptığını ve Defne'nin dünyaya geldiği zamanları gayet iyi biliyor olacaktı. Yani mantık hatası olmaması açısından Defne evlatlıksa bunu Ilgaz'ın da biliyor olması gerek. Evet, bu konudaki ikinci teorimiz ise yine ilk sezondan tanıdığımız Seda. Bildiğiniz gibi Seda Yekta'nın baldızıydı ve hatta bir kız çocuğunu evlat edindiğini öğrenmiştik. Kızını canından çok seviyordu ve bir olayda Merdan dedi Seda'yı kızıyla tehdit etmişti ve Seda çok korkmuştu. Belki de Yekta Tülin'in kızını baldızı Seda'ya vermiştir. Peki sizce bu teori ve ihtimallerden biri gerçek olabilir mi? Elbette işin altından bambaşka bir durumda çıkabilir. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazın. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere. Kadir Adarlı ile ilgili büyük karanlık giderek yaklaşıyor ve ilk olarak Osman büyük tehlike altına girdi. Çünkü Can'ın cesedi suç Osman'a kalsın diye evinin bahçesine gömülmüş. Aynı zamanda Çınar'la işbirliği yapan Osman'ın gizlice fotoğrafları çekildi. Hem Can'ın evine girerken hem de elindeki silahı denize atarken fotoğrafları çekildi. Tabii bir de kanlı gömleği evde bir köşeye saklamıştı. Kısacası Osman bir yandan giderek fakirleşecekken bir yandan da büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Elbette bu durum Çınar'ı da yakından etkileyecek ve Kadir Adarlı yeni hamlelerine devam edecek. Dolaylı olarak Kaya ve Erguvan aileleri yine bir çıkmaza doğru sürüklenecek. Diğer yandan Ilgaz ve Ceylin bir süre daha mutluluklarına devam edecekler.
Mercan aileye iyice alışmaya başladı ve hatta Ilgaz'a baba bile dedi, ancak Ceylin'e anne demesi biraz daha zaman alacak. Yeni bölümde Mercan'ın Lunapark'taki eğlenceli sahnelerini göreceğiz. Öte yandan önceki videomuzda bahsettiğimiz yeni aşk, yani Efe ve Tuğçe'nin aşkı yavaştan başlıyor. Bunu geçtiğimiz bölümde net olarak gördük. Bu durum hem Efe'ye hem de Tuğçe'ye iyi gelecek ama Tuğçe'nin karşısında kıskanç bir baba sıkıntısı olacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.